Sık idrara çıkma nedenleri nelerdir? Sık sık idrara çıkma nedir ve neden olur? Son zamanlarda normal günlere göre sık sık idrara çıkıyorsanız, ürolojik bir rahatsızlık başlıyor demektir. Günümüzde pek çok kişi bu rahatsızlığı yaşamaktadır. Özellikle de kadınlarda görülen sık idrara çıkma, bazen iyi bir durumken, bazen bir hastalığın habercisi olabilir. Normal şartlara göre, sağlıklı bir kişinin gün içinde ortalama 7 defa tuvalete gittiği kabul edilir. Eğer son günlerde 7'den daha fazla tuvalete gidiyorsanız, buna neden olan faktörlerin incelenmesi gerekir. İdrar sıklığı, günlük yaklaşık 2 litre sıvı tüketirken 7 kereden fazla idrara çıkma ihtiyacı olarak tanımlanabilir. İdrar sıklığında artış rahatsız edici bir durumdur ve geceleri olduğunda, uyku bozukluğuna neden olabilir. Peki, sık idrar çıkma sebepleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar videomuzda. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Mesane bölgesi, böbreklerden gelen idrarın toplandığı kesedir. Hamilelerde ve yaşlı kişilerde sık idrara çıkma görülebilir. Kişilerin günlük su tüketimine bağlı olarak günde birkaç kez idrara çıkması normal bir durumdur. Fakat idrara çıkma sıklığı gün içerisinde veya gece çok fazla olursa, bu sorun teşkil eder. Sık idrara çıkma veya idrar kaçırma, kişinin yaşam kalitesini etkileyen bir durumdur. Kişiler hayatlarının belirli dönemlerinde sık idrara çıkma sorunu yaşamış olabilirler. Ama bunun sürekli hale gelmesi, bir sağlık sorunu olduğunu gösterebilir. Sık idrara çıkma gece ya da gündüz ortaya çıkarken, bazen sadece geceleri olabilir. Bu durum altta yatan bazı tıbbi sorunların işareti olmakla beraber, kişinin uyku düzenini bozarak günlük yaşamını ve psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Peki, sık idrara çıkma sebepleri nelerdir? Sık idrara çıkma nedir? İdrara çıkma, vücutta birikmiş olan atık sulardan kurtulması olarak tanımlanabilir. İdrarda, su, ürik asit, üre ve toksinler ve vücut içinden filtrelenen atıklar bulunur. Böbrekler bu süreçte kilit bir rol oynar. İdrar, kişinin idrara çıkma isteği doruk noktasına ulaşana kadar idrar torbasında kalır. Bu noktadan sonrasında vücuttan atılır. İdrar sıklığı, mesane üzerinde kontrolü kaybetmek anlamına gelen idrar kaçırma ile aynı değildir. İdrar sıklığı, idrara çıkmak için tuvaleti daha sık kullanmanız anlamına gelir. Çoğu insan 24 saatlik süreçte 6 ila 7 kez idrar yapar. Sık idrara çıkma sebepleri. Herhangi bir sağlık sorunu olmadıkça sık idrara çıkmanın nedeni, bol sıvı tüketimi kabul edilir. Gün içinde çok su içenlerin ve sıvı gıdalarla beslenenlerin, diğer insanlara göre daha sık idrara çıktığı bilinir. Kafein veya alkollü içeceklerin yoğun tüketimi, mesanenin daha çok çalışmasına neden olur. İdrar yolunda meydana gelen iltihaplanma, kadınlarda sık idrara çıkma sebepleri arasında yer alır. Enfeksiyon nedenli rahatsızlıklar, özellikle de kadınları sık sık tuvalete götürür. Bu duruma böbreklerde oluşan iltihaplanma da eklenebilir. Şeker hastalarında da aşırı aktif mesane sorunu yaşanır. Kan şekerindeki yükselme, böbreklerin şekeri süzememesine yol açar. Bu durumla beraber idrarda şeker oluşur. Fazla su kaybı yaşanacağı için, sık idrara çıkma gözlemlenir. Erkeklerde sık idrara çıkma ve kasık ağrısı yaşanıyorsa, prostat iltihabı olabilir. Erkeklerde görülen sık idrara çıkma nedeni, prostat ve böbrek rahatsızlığı olacaktır. Bazen ilaçların yan etkisiyle sık idrara çıkabilirsiniz. Bu ilaçlar diüretik özellikte olduğunda, daha çok idrara çıkma durumu yaşanır. Farklı bir hastalığın tedavisi için ilaç kullanmanız gerekiyorsa, yan etkilerini incelemenizi öneririz. Sık idrara çıkıyorsanız ve herhangi bir biyolojik hastalığınız yoksa, tek nedeniniz stres olacaktır. Strese bağlı bağırsak problemleri ve mide rahatsızlıkları yaşanır. Böyle zamanlarda su kaybı çok normaldir. Sık idrara çıkma depresyon günlerinde daha çok yaşanır. Sık idrara çıkma hamilelik döneminde de meydana gelebilir. Mesanenin üzerindeki baskı arttığı zaman, idrara çıkma ihtiyacı hissedilir. Multiple skleroz ve Parkinson hastalıkları da sık idrara çıkma sebeplerindendir. Hatta bu hastalıkların tedavisi ihmal edildiğinde, idrar kaçırma problemi de gözlenebilir. Leğen kemiğinde oluşan tümörler de sık idrara çıkmayı hissettirir. Diğer nedenler şunlardır. Kaygı. İdrara çıkmanızı sağlayan kloroşazit gibi diüretikler. Diüretik görevi gören yiyecek ve içecekler. İnme ve diğer beyin veya sinir sistemi durumları. İdrar yolu enfeksiyonu. Pelvik bölgede tümör veya kitle. Mesane duvarının bir tür iltihabı. İstemsiz mesane kasılmalarına neden olan OAB sendromu. Mesane kanseri. Mesane veya böbrek taşları. Prostat sorunları.
üretral darlık. Kanser tedavisi sırasında radyasyon. Kalın bağırsak duvarlarında küçük, şişkin keselerinin oluşması. Sık idrara çıkma bitkisel çözümü. Andız kökü. Sık idrara çıkma rahatsızlığını evinizde bitkisel tedavi yöntemleri ile ortadan kaldırmak için andız kökü iyi bir fikir olacaktır. Bol şifalı andız kökü, mikropları yok etme özelliğine sahiptir. Genellikle idrar yolu enfeksiyonuna bağlı sık idrara çıkma durumlarında tercih edilmektedir. Andız kökünü bitki çayı olarak tüketebilirsiniz. Andız kökü ile macun da hazırlamanız mümkündür. Bir miktar andız kökü ile bir kaşık balı karıştırın ve macun şeklinde tüketin. Maydanoz. Sık idrara çıkmanıza bir enfeksiyon neden oluyorsa, maydanoz tüketebilirsiniz. Buna ek olarak, maydanozu kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Maydanoz, enfeksiyonu ortadan kaldıracak kadar güçlü bir bitkidir. Karnabahar. Karnabahar suyunu içtiğiniz durumda, hem idrar yolu enfeksiyonunu, hem de iltihaplanmayı ortadan kaldırabilirsiniz. Kadın ve erkek üreme sağlığını da koruyan karnabahar suyu ile, sık idrar çıkma rahatsızlığını çözebilirsiniz. 40 kilit otu. 40 kilit otu birçok hastalığa şifa olmaktadır. Sık idrara çıkan kişiler, gün içinde bir bardak 40 kilit otu çayı tüketirse, mesane sağlığını korur ve yoğun şekilde idrara çıkma durumunu normal dengeye getirir. Kadınlarda ve erkeklerde sık idrara çıkma nasıl önlenir? Evinizde kolayca yapacağınız egzersizler ile sık idrara çıkma probleminin önüne geçebilirsiniz. Kegel egzersizleri olarak bilinen bu tedavi yöntemi, pek çok kişide olumlu sonuç vermiştir. Bu amaçla idrarı tutan kasları gün içinde bir süre kasıp gevşetebilirsiniz. Böylece kaslar işlevini daha sağlıklı şekilde yerine getirecektir. Kafeine karşı hassasiyetiniz varsa ve güne kahve ile başlayıp günü yine kahve ile bitiriyorsanız, biraz sınır koymalısınız. Kafein de sık idrara çıkma durumunu tetikler. Daha az kafein tüketebilirsiniz. Yemeklerde bol baharat kullanan biriyseniz, baharatlara kısıtlama getirebilirsiniz. Baharatlı yiyecekler idrar ihtiyacını getirir. Kişisel temizliğinize önem verdiğiniz durumda, enfeksiyon riskini ortadan kaldırmış olursunuz. Böylece sık idrara çıkma rahatsızlığına vücudunuzda fırsat vermezsiniz. Kadınların günlük ped kullanımı bir seçenek olabilir. Günlük olarak temiz çamaşır giyme alışkanlığı da sık idrara çıkma hastalığının önüne geçer. Hijyene dikkat edildiği sürece hastalıklar da oluşmaz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.